Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de yeni bir konuda beraberiz. Bugünkü konumuz kanser markerları, kanser belirteçleri. Yani hastalar doktora gidiyor, bende kanser var mı, kanser testleri yaptırmak istiyorum diye bir taleple bazen başvurabiliyor. Bununla ilgili yapılan bir takım kan testleri var fakat biz öncelikle şunu söyleyeyim. Kanser teşhisini koymak için kanser belirteçleri, kanser markerları testlerine bakmıyoruz kesinlikle. Çünkü onlar yanlış olarak yol gösterebilir ve hastayı sıkıntıya sokabilir. Yani kanseri teşhis etmek için bir testimiz yok. Ama duyuyorsunuzdur bazı markerlar var. İşte karsinom CA, karsinom hemojenik antijen CA 19.9, PSA, nörospesifik analiz. Peki bunlar nedir? Meme kanseri testi şu bu deniliyor diye. Bunlar aslında hastalığı, kanseri bulduğumuzda tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi için, yani tedavi yaptığımız zaman bu kanser testleri eğer düşüyorsa, geriliyorsa tedavimiz iyidir. Ama düşmüyor, yükseliyorsa tedavimiz yetersizdir anlamına gelmektedir. Ama ben gene de bu kanser testlerinin, tümör markerlarının bazılarının, en çok kullandıklarımızın ne anlama geldiğini söylemek istiyorum. Özellikle en çok kullanılan, önümüze gelen kanser testlerinden birisi karsinoembriyojenik antijen CEA dediğimiz, bu daha çok gastrointestinal sistem tümörlerinde, mide, kolon, pankreas tümörlerinde yükselen bir testtir. Özellikle kolon tümörünün kemiğe metastaz yapmış olduğu durumlarda çok yükselir. Tedaviye verilen cevabı değerlendirmek için kullanılır. Tanı testi değildir. Yani bizim bir karsinoembriyojenik antijen testimiz yüksek çıktığında kanserimiz var anlamına gelmez. Çünkü sigara içenlerde, alkol kullananlarda, rektal polipi olanlarda da, yani benign durumlarda, iyi huylu durumlarda da karsinoembriyojenik antijen yükselebilir. İkinci testimiz en çok kullandığımız CA19-9. Özellikle pankreas tümörü için anlamlı bir testtir. Ama CA19-9 pankreas tümörünün gene takibinde kullanılan bir testtir. Fakat her CA19-9 yüksekliği pankreas tümörü anlamına gelmez. Pankreasın iltihaplarında akut kronik pankreatitte yükselebilir. Kolanjitte, safra yolları iltihabında yükselebilir, sirozda yükselebilir. Bu yüzden CA19-9 pankreas kanseri için anlamlı fakat diğer benign hastalıklarda da yükselebilir. Tümör takibinde kullanılır. Nöron spesifik enolaz diye bir testimiz var. Bu test özellikle küçük hücreli akciğer kanser olan tanılarda yükselir. Ayrıca nöroblastoma, feokromositoma ve karsinoid tümörlerde de bu test yükselebilir. ASTA testi aslında bir Cushing testidir. Cushing hastalığı testidir. Fakat küçük hücreli akciğer kanserlerinde de ASTA testi yükselebilir. Tiroglobulin dediğimiz bir testimiz var. Tiroglobulin özellikle diferansiyel tiroid SEA hastalığının takibinde kullanılan bir testtir. Yani hasta tiroid SEA ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra hastalığın yükselip etmediğini tiroglobulin testine bakarak koyuyoruz. Yine keza kalsitonin denilen bir testimiz var. Bu da tiroidin medüller tiroid kanserinde bir tedavide, takipte tanı aracıdır. Ama yüksek plazma kalsitonin testi bulduğumuzda ille tiroid medüller SEA değil, akciğerde kanserinde, meme ve kolon tümöründe, pankreas tümörlerinde de bunlar yükselebilir. Kromogronin A diye yine bir testimiz var. Bu nöroendokrin tümörlerin bir göstergesidir. Özellikle nöroblastomada, küçük hücreli akciğer kanserinde de yükselebilir. Fakat tümör dışı sebeplerle de çok yükselebileceği için karıştırmamak gerekebilir. Böbrek yetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, özellikle antiasit PPI proton pompası inhibitörü kullananlarda, atrofik gastritte, inflamatuar bağırsak hastalığında bu da yükselebilir. Bir de son zamanlarda kullandığımız CA724 dediğimiz bir testimiz var. Bu özellikle gastrointestinal sistem tümörlerinde, over ve meme, ayrıca pankreatitte ve sirozda da yüksek bulabiliriz. Alfa fetoprotein denilen bir testimiz var. Alfa fetoprotein özellikle primer karaciğer tümörlerinde, yani hepatoseller SEA'da, testis ve over tümörlerinde yükselebilir. Benign karaciğer hastalıklarında da, sirozda, kronik karaciğer hastalıklarında yükselebilir. Fakat buradaki değeri önemlidir. Eğer AFP testi, yani alfa fetoprotein testi 500'ün üzerinde ise biz hepatoseller karsinom tanısını daha rahatlıkla koymaktayız. SA125 testimiz var. Bu SA125 çok kullanılan bir testtir. Over SA'da, özellikle over kanserinde anlamlı. Fakat menstrüel siklüsün ilk 3 ayında endometriyozisde, sirozda, hepatitte, pankreatitte de yükselebilir. Yine over SA ile karıştırmamak gerekir. H4 dediğimiz Human Epididymis Protein 4 testi vardır. Bu da over SA için, SA özellikle 125 ile birlikte destekleyici bir testtir.
Ayrıca diğer hücreli tümörde de yüksek çıkabilir. SA15-3'te özellikle meme SA'da yüksek çıkan, meme SA'nın takibinde kullanılan bir testtir. Ayrıca pankreas, over ve kolorektal tümörlerde de gene yüksek çıkabilir. PUM'un koryonik kontopin dediğimiz bir testimiz var. Bu özellikle gebelikte, dış gebelikte yükselir ama mol hidatiformda, koryokarsinomda, ayrıca alfa fetoproteinle birlikte over ve testisin germ hücreli tümörlerinde, yani alfa fetoprotein ve PUM'un koryonik kontopin beraber yüksekliğinde biz testis tümörlerinde ve over tümörlerin, overin germ hücreli tümörlerinde tanı koyabiliyoruz. En son söyleyeceğim ki, en sonu şuna sakladım. PSA denilen erkeklerde baktığımız bir test, işte bu bir kanser tanıma testidir PSA. Bundan önce bütün saydıklarımızın hiçbiri kanseri teşhis etmek için konulan bir test değildir. Ama prostat spesifik antijen, PSA ve serbest PSA testleri özellikle kanser taraması için 50 yaşından sonraki erkeklere Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Ayrıca ailesinde prostat kanseri olanlarda daha erken yaşta PSA taraması yapılabilir. Bugün sizlere bahsedeceğim konu bu kadardı. Burada vurgulamak istediğim şey, kanser testi diye bir testimiz yoktur. Hastalar bize kanser testi yaptırmaya geldim, hocam benim kanser testimi yapar mısınız diye geliyor. Böyle bir test yoktur ve yapan yerlerde sakın yaptırmayın çünkü kafanız karışabilir. Herhangi bir test yüksekliğinde bunun altında bir yığın iyi huylu hastalıklarda olduğu için ayırsanaya gitmek için PET CT'ye kadar yapılması gereken testler olabilir. Bu yüzden erkeklerde PSA dışında kanser tarama testi olarak kullandığımız bir test yoktur. Bu testler sadece hastalığın seyrini gösteren, hastalığın tedaviye cevap verip vermediğini gösteren testlerdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.